Evet, senin de söylediğin gibi pazarlar, marketler boş. Şu an bizler de Batıkent İnönü pazarındayız. Burası da gerçekten pek dolu değil. Birazcık şöyle gözlemleme fırsatımız oldu. Fiyatlara baktık ve tabii bugünün konusu patlıcan ve biber fiyatları. Artan fiyatlar nedeniyle marketler biber ve patlıcanı almama kararı verdi. Şimdi biz pazardayız. Fakat pazarda da patlıcan ve biber yok sevgili izleyenler. Çünkü pazarcılar da almama kararı vermişler. Çünkü fiyatları oldukça yüksek. Halde bile 14 lira olmuş sevgili izleyenler. Patlıcan ve biberin kilosu. Dolayısıyla pazara gelirken de fiyat artıyor. Marketlerde zaten 20 liraya kadar çıkmış durumda. Kim alacak? Efendim bugün yanımızda Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık var. Onun da elinde bazı istatistikler var. Yine onunla pazarı gezeceğiz bugün. Biraz sizinle de değerlendirmek istiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Tabii pazarın gerçekten boş olması beni üzdü. Yani normalde burası tıklım tıklım dolu olan bir pazar. Evet. Ama fiyatlara bakıldığı zaman halkın neden gelmediği de açıkça ortada. Yani patlıcan fiyatlarına şöyle bakıldığı zaman pazarda zaten yok. Antalya'dan hal çıkışı, çiftçiden girişi 5 lira civarında. Buraya gelişi de artık siz düşünün. Domates fiyatları yine Antalya'dan çıkışı 5 lira gözüküyor. Ankara'da 6 lira 7 lira gibi gözüküyor. Sivri biber ve Charleston biber hal çıkışı Antalya'da 5 lira. Buradaki fiyatlar yine pazarda olmadığına göre yine çok yüksek düzeyde. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı verdi. Evet. Şimdi pazarcılara bir konuşalım, soralım. Pazar esnafına soralım. Şimdi sebze tezgahındayız ama patlıcan, biber yok. Ya patlıcan halde 14 lira olduğu için biz de burada müşterilere satamıyoruz. Yani 14 lira diyeceğimize, yani müşteriye fiyat söylerken çekiniyoruz. Onun için getirmiyoruz patlıcan yani. Almıyorlar değil mi? Almıyorlar. 14 lira. Adam da 2 tane aldığı için. Peki şimdi buradaki var olan sebzelerin fiyatlarına bakalım. Kış sebze mesela soğan. Yani bir yemekte, sofrada olmazsa olmaz şeylerden biri. Soğan ne kadar? Soğan şu an kilosunu 20 liraya satıyoruz. Halde de 18-19 lira yani. 20 lira? Aynen, soğan, yeşil soğanın kilosu 20 lira. Pazarda. Pazarda 20 lira. Peki alan oluyor mu? Ya, az da olsa alıyorlar yani. Küçük küçük demetler yapıyoruz yani ihtiyaçlarını gidersinler diye. Yani 5 liraya demedini falan satıyoruz yani. Evet, aynen. Yani taneyle. Aynen, taneyle. Sürümü çok az yani. Az az gidiyor. Lahananın kilosu ne kadar? Lahananın kilosu 3 lira. 3 lira. Aynen. Başka ne görüyorum? Limon var mesela, havuç var, karnabahar var. Brokolinin kilosu 8 lira. 8 lira. Evet, brokolinin kilosu 8 lira. 8 lira diyorsunuz. Yani 10 liraya 20 liraya kadar çıkmış. Evet. Taze soğanın fiyatı gerçekten inanılır gibi değil. Yani kuru soğanın fiyatı zaten 5 lira civarında. Evet. Taze soğanın kilosu da 20 lira. İşte burada hanımefendiler kısır yapsın falan diye demetle satıyorlar. Geçen aya göre sebze fiyatlarında %84.3'lük bir artış var. Yani geçen aya göre %84 artış kaydetmiş. Bir ay içinde. Bir ay içerisinde, evet. Bir aylık artışı %84.30'luk bir artış kaydetmiş. Sebze fiyatlarına bakılırsa sebze fiyatları da geçen aya göre bayağı yükselmiş durumda. O da %30'un üzerinde. Meyve fiyatları da %30'un üzerinde yükselmiş. Bu şartlarda herhalde şu doğal afetler ve Akdeniz, evet, bölgesindeki fırtınalar, mevsimsel etkiler de var. Tabii. Fırtınaların etkisi pazara, evet, da önümüzdeki birkaç gün içerisinde yansıyacak. Antalya haline yansıyacak. Evet. Dolayısıyla Ankara'da bunları hissedebileceğiz. Bir de vatandaşlara soralım. Nasıl buluyorsunuz fiyatları efendim? Anormal. Ne aldınız şimdi? Ne alıyorsunuz? Bir şey almadık. Bir marul aldık. 5 lira. 5 lira. Maalesef. Size de mikrofon uzatalım. Merhabalar efendim. Her şey çok pahalılık yavrusu. Her şeyin yanına varılmıyor. Ne aldınız? Yeşillik aldık. Portakal aldık. Meyveler aldık. İşte döneceğiz. Ya mesela bu patlıcan ve biber. Her ikisi de aslında çok önemli gıdalar. Yemekler de çok önemli. Fakat pazarda göremiyoruz. Markette zaten durum belli. Ne diyorsunuz? Böyle bir, siz de bir almama kararı verdiniz. Valla ben almama kararı zaten yazdan yaptığım için kışın ben o tür şeyleri kullanmıyorum. Yazın patatesimi, patlıcanımızı yapıyorum. Kışında hiç onları almıyorum.
Almıyorsunuz. Peki efendim, şöyle yine sebze tezgahlarına bakalım. Efendim, patlıcan yok pazarda sevgili izleyenler. Patlıcan ve biber pazarcılar da almıyor. Onlar da almama kararı almış. Çünkü alan yok diyorlar pazarcılar. Patlıcan ve biber alan yok deniliyor. Sizin tezgahınızda patates ve soğan var. Buyurun. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar iyi değil ya. Komisyoncular parayı götürüyor, biz aç kalıyoruz. Diyorsunuz. Evet. Şimdi ne kadar kilosu patatesin? 3,5 ile 5 arası. 3,5 ile 5. Soğanın kilosu? Soğan 5. Soğan 5 lira. 5 lira, 4,5 lira satıyoruz. 2 kilo patates aldık. 2 kilo soğan aldık. 20 lira para verdik. Geriye ne alacağız? Biz bir emekliyiz. Benim bir tek eşim çalışıyor. 4 kişi biz bunlarla geçiniyoruz. Nasıl geçineceğiz? Niye bizim çiftçilerimize destek verilip de bunlar ekilmiyor? Niye yani bizim halkımız niçin kendi ürününü yiyemiyor? Ben bu patatesi alırken tedirgin oluyorum. Acaba dışarıdan mı geldi? Ne alırsam? Niye bizim öz malımızı biz yiyemiyoruz? Marketten alışveriş yapılmıyor değil mi? Marketten alışverişi nasıl yapacaksınız? Her gün sabahleyin erken gidin. Bütün fiyatlar bir gün önceden sonra toplanıyor. Tekrar yeni bir fiyat biçiyorlar. Nasıl alacaksınız? Yani dar gelirliyi toplasınlar bir araya, öldürsünler, geri kalan düzgün yaşasın. Dar gelirliye yaşam hakkı yok bu ülkede. Emekli misiniz efendim? Ben emekli değilim, bir tek eşim emekli. Dar gelirliyi çeksinler, atsınlar, öldürsünler, geri kalan yaşasın. Memur emeklisinin ortalama maaşı da 2300 lira civarında. İşçi emeklisiniz, evet. Yine 2300-2000... O kadar bir para. Yani düşünün, sadece evet, patates ve soğan için 20 lira veriyorsa, sebze meyve, bir de bunun yanında yağ ekleyeceğiz. Yemek olabilmesi, salçayı, biberi ekleyeceğiz. Onu da yazın, domatesi ucuz alıyoruz, yapıyoruz da onu koyuyoruz yani. Bizim ev bir tencere yemeğin fiyatı şu an şu itibara 20 liraya falan çıkar, evet. Bir tencere. Yani sadece bir daha fazla. Ya bir yanına pilav, yani salata eklemeye kalkarsanız. Becerikli oldukları için yazın yapıyorlar, idare ediyorlar değil mi? Evet, kışın onu tüketiyorlar. Ama lüks mesela düzgün bir zeytin bulamıyoruz, bir. Et desen bitti, yok. Ondan sonra o öyle, bu böyle. Ne yapacaklar? Bizi öldürsünler, ondan daha iyi ya. Her gün sürünmektense. Vallahi bence öyle. Peki efendim, şöyle aşağı doğru yürüyelim Mehmet Bey sizinle de. Biraz daha bakalım fiyatlar ne durumda. Kış meyveleri, işte muz da 6,5 liraymış. Evet, 6,5 lira. Muz tabii çok tüketilen bir şey değil. Yani en azından meyve olarak. Daha lükse kaçıyor değil mi? Lükse kaçıyor, muz lükse kaçıyor ama asıl fiyatlarını merak ettiğimiz elma, armut, evet. Yani halkın günlük kullanacağı meyveler ve portakal. Elmanın 3 kilosu galiba 10 lira. 3 kilosu 10 lira. Mandalina kilo 2,5 lira. 2,5 liraymış. Yine burada ayva var, yine kış. Kış meyvelerinden 3,5 lira. Nar 3,5 lira, yine kış meyvesi. Ankara Deveci Armudu. Evet, 3,5 lira. 3,5 lira ortalama meyve fiyatları. Geçen yıla markette tabii değişiyor. Markette çok daha yüksek. Geçen yıla karşılaştırdığımız zaman %163 oranında meyve fiyatlarının arttığını görüyoruz. Aradaki fark %163 meyve fiyatlarında. Geçen yılın sebze fiyatlarıyla bugünü karşılaştırınca da aradaki fark %237 gibi korkunç bir rakam. Bunlar tabii istatistikler. Gerçekten korkunç bir manzara. Patlıcan ve biber yok pazarda, inanılır gibi değil. Şimdi mevsimin en soğuk dönemini geçiriyoruz. Bir de Antalya'da yaşanan fırtına ve hortum nedeniyle özellikle Kumluca halinde, biliyorsunuz biberin en çok yetiştirildiği yer Kumluca. Dolayısıyla bundan sonra bir ay daha biberi göremeyeceğiz. Bir ay daha göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz çünkü orada binlerce dönüm arazi sera. Evet. Heba oldu ve biberin kaynağı da Kumluca serik olduğuna göre hortumdan sonra Ankara pazarına da biber, evet, uzun süre gelmeyeceği benziyor. Şimdi esnafla da konuşalım. Sizin tezgahınız tabii kış meyvelerinin olduğu tezgahlardan, nasıl gidiyor satışlar? Satışlar, insanlar hani sebzelerin fiyatları yüksek diye pazarı pek tercih etmiyor. Adam pazarı değil marketi de tercih etmiyor, yemiyor insanlar. Pazarlar da aynı durumda. Aynı, baksanız da şu pazarda kimse yok. Esnaf, evet, bile doğru dürüst çıkamıyor. İş yapamadığı halde pazardaki en yüz güldüren tezgahlar yine kış meyveleri. İşte mandalina, portakal gibi, işte bu armut gibi. Çeşitleri uygun.
yeşillikler özellikle. Yeşillikle sebze çok bağlı. Peki şöyle bir kıvırcığa bakalım. Yine tanesi 5 lira mı? Artık kıvırcıkta da yarım kıvırcık ver dönemi geldi galiba. Öyle mi diyorsunuz Mehmet Bey? Bugüne kadar olmamış. Vallahi öyle bir şey var mı? İki kişilik aileye bölüyoruz. Bölüyorsunuz. Tabii işte. Öyle alanlar var mı? Yok, şimdilik yok. Biraz daha. Ama böyle bir çözüm üretilebilir diyorsunuz yani. Mehmet Bey. Peki. Yani evet, şimdi vatandaş artık taneyle alıyor gerçekten diğer hani meyve sebzeleri, ama sebzede pek öyle bir şey yok yani, bir demet almak zorundasın. Evet. Mesela dereotunun tanesi bile 2 lira oldu. 2 lira. Semizotu ne kadar mesela? Semizotu yok şu anda. Semizotun hal fiyatı Antalya'da sanıyorum demeti 6 lira, evet, civarında. Dolayısıyla Ankara'da. Maydanozun tanesi 2 lira. Yine maydanoz da çok kullanılan bir sebze. Evet, evet, peki şöyle havuca şu tarafa bakalım. Doğru, havuca bakalım. Havucun kilosu da 3 lira. Merhabalar. Nasıl gidiyor satışlar? Çok şükür, fena değil. Fena değil diyorsun. Evet. Ne kadar kilosu karnabaharının? Karnabaharı kilosu 5 lira. 5 lira. Yine brokolinin kilosu 8 lira. Evet, artışlardan, yağışlardan dolayı 8 lira oldu. Yağışlardan dolayı. Senin şimdi sebze meyve sebze tezgahı, ama biber göremiyorum, patlıcan göremiyorum. Siz de mi almama kararı aldınız bir süre? Sebzeci değiliz biz. Yeşillik üzerine çalışıyoruz. Karnabahar, brokoli, kereviz. Sebze çeşitleri bizde bunlardan bulunur. Bunlardan var. Evet. Peki, evet, tamam. Hayırlı işler dileyelim size. Şöyle şu tarafa doğru geçelim sevgili izleyenler. Batı Kent İnönü Pazarı'ndayız. Yanımızda Mehmet Balık var. Evet, yine kültür mantarına bakıyoruz burada. O da genelde kış 12 lira. 12 lira mantar fiyatları. Yani bu dönemde en uygun aslında kış meyveleri, portakal, mandalina ve elma. Yani 3,5-5 arasında değişiyor fiyatları. Örneğin Amasya elması 5 lira. Ama normal Starking elma öbür tezgahta vardı. Evet. 3,5 lira civarında. Portakal yine 3,5-4 lira, ama son felaketten sonra portakal fiyatları yine yükselecek. Yani daha tüm da yükselecek mi fiyatlar? Çünkü şu anda tarlalara girilemiyor, portakal falan toplanamıyor. Hı. Ve birçoğu dökülmüş olacak. Önümüzdeki günlerde yine yüksek meyve fiyatlarıyla karşılaşacağız. Sadece elma fiyatları değişmeyebilir, o da soğuk hava deposundan geldiği için değişmez, ama mandalina, portakal. İzleyicilerimize kötü bir haber verdiniz. Fiyatlar mutlaka, daha da yüksek. Yani portakal, mandalina ve limon fiyatları, greyfurt fiyatları mutlaka önümüzdeki günlerde yükselecektir. Peki efendim, şöyle şu tarafa doğru bir geçelim. Merhabalar, alışverişte misiniz? Evet. Nasıl buldunuz fiyatları? Vallahi kendinizi vallahi görüyorsunuz, bizim hiç söylememize gerek yok. Bak, mandalina 4 lira, domates 8.90. Ne yapacağız? Allah güzel. Ne aldınız mesela? Hiçbir şey almadık. Daha yeni çıktım, geziyorum ama hiç plana varılmıyor. Bu civarda mı oturuyorsunuz? Hı? Bu civarda mı oturuyorsunuz? Başkent'te oturuyorum. Markete gidiliyor mu peki? Market buradan daha beter. Aa, şimdi aşağıda markete vardım. Domatesin kilosu 8.90. 8.90? Ya. Mecbur pazara geliyorsun, ama pazarda pek farklı bir durum. Gidecek, ya alırdık ya almayacak, belli değil. Peki. O tezgaha geçelim, biber görüyorum. Öyle mi? Ha, ben de evet biber gör. Evet, şu tarafa doğru şöyle geçelim sevgili izleyenler. Bir biber bulabildik pazarda. Gerçekten. Evet. 14 liraymış kilosu biberin sevgili izleyenler. Onu da zaten az getirmişsiniz. Merhabalar efendim. 14 lira kilosu. Ne olacak bunun hali? Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Genelde hepsi pahalı. Bak, patlıcanın kabağı bulundurmuyoruz. Sebzelerin genelde hepsi pahalı. Patlıcan kabak almadınız mı? Almadım. Pahalı geliyor, vatandaş almıyor. Bir kase biber getirmişim, hepsi burada duruyor öyle. Elinizde kalıyor. Evet. Yani. Bu da zaten çok az. Çok az kar oranıyla satıyoruz. 13 lira almışız, 14 lira satıyoruz. Yani alanda herhalde 3-5 tane. Evet. Alanda 300 gram, 100 gram, 150 gram öyle az alıyorlar. Maalesef. Peki efendim. Evet. Yani şu anda piyasada 14-15 lira, hatta bu İstanbul'a gidilirse 20 liraya kadar marketlerde yükseldiğini görebiliyoruz. Salkım domatesi var bakın orada, 7 lira kilosu. Domates biraz çeşidine göre değişiyor. Salkım domates biraz daha biraz daha lüks
lüks oluyor. Lezzeti açısından. Üretilmesi de biraz daha uzun sürdüğü için salkım domatesi fiyatı normal domatese göre birkaç lira daha yüksek oluyor. Biliyorsunuz Charleston biber'e göre sivri biber biraz daha birkaç lira daha yüksek oluyor. Charleston biber de 12 lira 13 lira civarındadır. Yine salatalık 7 lira civarında. 7 lira salatalığın kilosu. 7 lira yazın 1 liraya alan satan olmaz biliyorsunuz salatalığı ama şimdi 7 lira civarında. Normalde şu anda 50 lirayla bir mutfağın ihtiyacını karşılamak mümkün değil. En az 100 lirayla bir haftalık sebze ve meyve ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Evet, bir patlıcan krizi görüyoruz pazarda da sevgili izleyenler. Patlıcan bulamadık, biber bulduk ama bir kasa getirmiş. Diyor ki ancak o kadar satılıyor zaten yoksa elimde kalıyor diyor. Esnaf da ne yapsın kendince böyle bir çözüm üretmiş. Merhabalar efendim. Merhaba. Alışveriştesiniz. Nasıl gidiyor peki? Arkadaşlar yapsanız röportajı. Nasıl buldunuz fiyatları? Pahalı. Çok pahalı evet. Pahalı. Evet, çok peki farklı. Efendim. Kışın en çok tüketilmesi gereken evet. Sebzelerden birisi. Ispanak. Ispanak kilosu 5 lira. O da en ucuzu. Pırasanın kilosu 5 lira. Evet yine bunlar çok önemli. Kış sebzeleri mutlaka evet. Tüketilmesi gereken lahana, pırasa ve ıspanak. Ya ama 5 liradan aşağı yok. Vatandaş et tüketemiyor. Onun yerine evet. Hani sebze yemeği yapayım diyordu eskiden. Zeytinyağı yöneliyordu evet. Ama şimdi artık o da lüks. O da lüks oldu. Evet. Dolayısıyla kırmızı lahananın fiyatı ne kadar onu bilmiyorum. Salata 4 lira. Evet. 4 liraymış kırmızı lahana. Siz de mi esnafsın? Biz de esnafız buradayım da. Ya ben şu satışlar neler söyleyeceksin? İşler düşük de yani yönetimi bence beceremiyorlar. Halka da faturasını çıkartıyorlar. Böyle yönetim olmaz yani. Halk hep evet. Haksız mı? Her canlı şimdi, yayındayız şu anda. Faturayı halka çıkartıyorlar yani. Böyle olmaz ki. Evet. Satışlarınız nasıl? Yönetimi güzel yapamıyorlar. Peki efendim. Merhabalar. Alışverişten geldin. Vallahi zor aldım. Karnabaharı 5 lira. Maydanoz alayım dedim. İncecik 2 sapa 2 lira diyor. 2 lira. Yani ayıp dedim bu. Ayıp, hakikaten ayıp. 2 lira olmaz yani. Eskiden 1 liraya koca demeti alıyorduk. Evet. Şimdi alamıyoruz. Bak şunu aldım pazardan. Eskiden sepetle gelinirdi evet. Mesela pazardan. Pazardan bir karnabahar bir de kıvırcık aldım. O kadar. Gidiyorsunuz. Gidiyorum. Çok pahalı. Nasıl buldunuz? Başka mesela patlıcan biber yok. Yok. Ben bak marketleri de dolaşıp geldim şimdi. Acaba orada ucuz mu öyle diye. Mi? Markete orada gittiniz önce. Yani sönmüş şey kıvırcık. O da 3.9 yani 4 lira. Ne güzel olmuyor markette. Doğru söylüyorsun. Çok bekliyor vesaire. Evet bir de böyle bir problem. Pahalı yani. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Herkes emekli artık. Belli bir yaşa geldik. Emekliyiz. Emekli maaşıyla sen. Şimdi, yemeyeceğiz artık. Kış sebzesi yemiyoruz. Kesinlikle yemiyoruz. Mutfak sizden soruluyor tabii evde. Her türlü yemeği vesaire siz yapıyorsunuz. Marketler artık biber ve patlıcan satmayacak bir süre. Pazarda da görüyorsunuz yok. Ne olacak peki patlıcan biber olmadan? Nasıl? Yiyeceğiz herhalde. Ben diyorum yani kuru bakliyat daha ucuz. Yani bir paket ben kuru fasulye aldım. Yani 10 lira diyelim. 3 kere yemek yaparım. Vallahi bu hafta hep kuru gidiyoruz artık. Kuru fasulye yapacağım diyorsunuz. Nohut. Hay kurular daha ucuz. Yaş sebze çok pahalı. Meyve pahalı. Yani ne yapacağız? Hiç meyve almamışsınız. Yok çoluğumuz açıyor. Yok sadece pazardan bunları aldım. Peki. Karnabaharla kıvırcık aldım. Hakkımıza hayırlısı. Allah yardımcımız olsun. Bilmiyorum bundan sonra bizim çoluğumuz çocuğumuz ne yiyecek acaba? Biz hadi saygılanıyorsunuz. Saygılanıyoruz tabii. Biz peki, yedik efendim. Yine ama şimdiki bundan sonrakiler ne yapacak bilmiyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz. İyi alışverişler efendim. Şu tarafa doğru da bir gidelim. Ne diyorsunuz? Durumlar böyle. Evet bu şartlarda yani pazardan 100 liradan aşağı çıkmak mümkün değil. 100 lirayla da bir haftalık ihtiyaçlarımızı ancak karşılayabiliriz meyve ve sebze ihtiyaçlarını. 4 kişilik bir aileyi düşünürsek yani asgari ücretle geçinen bir aileyi düşünürsek geçinmesi şu an pazar fiyatlarını dikkate alırsak geçinmesi mümkün değil. 4 kişilik bir aile bu fiyatlarla. Geçinemez. İşte yine elma, mandalina fiyatları ortada. Armut fiyatları. Pazarda da tezgahlara göre değişmiyor. Mesela burada ne kadarmış? Armutun kilosu 6 lira diyor. Tabii kalitesine göre. Evet. Nasıl? Satışlar nasıl gidiyor? Gerçekten satışlarda düştü. Bizde de iş yok. Müşterinin alım gücü yok bir sene. Yani ne getiriyorsak. Geçen seneyle bu sene arasındaki fark neydi? Geçen seneyle bu seneki arasında %100 gerçekten düşüş var. %100 düşüş var.
Yani öyle %30, %20 falan değil bu sefer. Gerçekten hakikaten düşüş var. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir balık tezgahına da bakalım. Et fiyatları zaten çok tabii yüksek gidiyor. Tabii almış başını gidiyor. İşte bari balık alayım diye düşünüyor ama bakalım. Hamsi ve istavrit fiyatları var. İstavrit kilo 10 lira. Evet. Bana göre çok uygun bu şartlarda bile. Hamsi. Hamsinin kilosu 12 lira. Normalde hamsi ve istavritin 5 lira civarında, 6 lira civarında olması gerekir. Bu da mı pahalı diyorsun? Tabii ki bu da pahalı. Kızılay'a inerseniz bunun 17 lira 20 lira civarında olduğunu görürsünüz. Pazardaki evet. Fiyat daha uygun. Kızılay'a merhabalar. Uygun. Evet. Alışverişte misiniz? Alışveriş evet. Balığı sever misiniz? Balığı Karadenizliyiz. Balığı çok severiz. Karadeniz. Nerelisin amca? Ya, Trabzon Çaykara. Balıktan anlarsın o zaman. Bu şeyini kulağını böyle açtığım vakitte yani bak şurayı açtığımız vakitte siyah değilse. İyi mi balık bu, iyi mi? Bana iyi geldi, alıyorum. İyi geldi, alıyorsun. Fiyatı nasıl buldun? O iyi geldi mi? Fena değil, iyiydi. 10 lira şey istavrit, ondan sonra şeyde hamsi de 12 yazıyor ama ben 12 ondan aldım. Bir de pazarlık yaptım diyorsun yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Et alabiliyor musun? Et yerine mi daha çok balık alayım? Bunu tercih ediyorum fakat ben her yerden de et almam. Sağlam olup olmadığını bilemiyorum. Onun için sağlamcısın kendim, yani. Kendim keseceğim veyahut da bildiğim mesela seni tanıyorum. Seni iyi kesiyorsun, ondan alırım. Vallahi amca çok akıllı. Nasıl gidiyor satış? Çok şükür elhamdülillah idare ediyoruz. Satıyoruz. En canlı tezgah yine seninki gibi geldi bana. Hamsiler güzel geliyor. Şoklu hamsi var, getirmiyoruz ama taze hamsiyi getiriyoruz biz. Peki. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun amcacığım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Patatesini almış gidiyorsun. Vallahi patatesi buradan almadım. Şok da biraz daha ucuzdu. 3,5 liraydı markette. Ya oraya o yüzden mi? Şoka mı? Şeye mi gittin? Başka markete? Dolaşıyorum emekli olduğum için. Hangi kapıda daha 5 kuruş eksikse oraya gidiyorum. Onun için pazarda 5 lira. Şok da bugünlük indirim yapmışlar. İsim vermeyin gerçi. Evet, vermezseniz iyi olur. Yani marketin birisinde indirim yapmışlar bugünlük. Daha ucuz olduğu için. Takip ediyor musun böyle fiyatları o şekilde? Günde en az 10 tane yeri takip ediyorum. İşim o, emekli olduğum için. Başka da çaremiz yok. Geçinmek için bunu yapıyoruz. Yapmak evet, zorundayız. Evet, evet. Peki bu biber patlıcan fiyatlarına ne diyorsunuz? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Bizi bu hale getirenler utansın diyebilirim. Başka ne diyeyim? Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Yaşamakımız kalmadı. Ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Size iyi alışverişler diliyoruz efendim. Sağ olun. Evet, şimdi onlar evet biraz daha tabii dışında kalıyor. Yavaş yavaş toparlayalım Mehmet Bey. Evet. Durum bu. Biraz böyle fiyatlara baktık. Analiz etmeye çalıştık. Son olarak siz neler söylersiniz yayınımızı evet, bitirmeden önce? Şimdi geçen yılla bu yıl karşılaştırıldığı zaman gerçekten arada çok büyük farklar var. Meyve fiyatlarında %163'lük bir artış görüyoruz. Hı hı. Sebze fiyatlarında da %237'lik bir artışla karşı karşıyayız. Bu şartlar böyle devam ederse vatandaşın önümüzdeki ay ciddi anlamda pazar için bile borçlanması gerekecek. Dolayısıyla acilen önlemler alınmalı ve üreticiyi destekleyecek tedbirler alınarak üretim alanları Türkiye'de genişletilmeli. Biliyorsunuz devlet bilinçli olarak üretimi desteklemiyor. Mesela işte şimdi soğan ithalatına izin verilmiş. Soğan fiyatları 5 lira. Ama bunu bir yıl önceden tedbirlerini almış olsaydı devlet, bugün ne soğan ithalatına ihtiyaç duyulurdu ne de soğan fiyatları bu oranda olurdu ama. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve yayınımızı noktalıyoruz yavaş yavaş sevgili izleyenler. Görüyorsunuz hal bu, durum bu. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Ezgi, sana bırakalım sözü.